Çorap üzerine mesih hakkında soru sormak istiyorum. Bunun şartları nelerdir? Abdestliyken mi giyilmesi gerekir? Yoksa her şekilde çorap üzerine mesih caiz midir? Şimdi bizim bu internette hangi dersler arasındaydı o? Cumartesi neydi dersler? Fıkıh derslerinde. Mukayeseli fıkıh derslerinde bu konu bütün delilleriyle anlatılıyor. Bu kardeşimiz oradan dinlerse iyi olur. Ama kısaca şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de eğer insanları bir sürü şeylerle, bilgi yığınıyla şartlandırmasalar, hiç kimse Maide suresinin 6. ayetinden ayakların yıkanmasını anlayamaz. Buna imkan yok. Ama bir sürü zihinler bilgi bombardımanıyla şartlandırılınca onu anlıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çorabına da, ayakkabısına da, terliğine de meshetmiştir. Bu da sahih hadis kitaplarında vardır. Çıplak ayağına da meshetmiştir. Buhari'de olan bir hadis, bunların hepsini orada bulursunuz, ben sadece kısa özet veriyorum. Buhari'de olan bir hadis, Mekke fethinden sonra mı, daha hac dönüşümü gelirlerken Müslümanlar Medine'ye doğru, önden giden bazı Müslümanlar abdest alıyor. Ayaklarını mesh ediyorlar, çıplak ayaklarını. Açıkça söylüyor bunu Buhari. Ama tercüme edenler şöyle tercüme ediyor: mesh eder gibi yıkadılar diyor. Kardeşim burada açıkça, yani bu da ne lüzum var? Sen kendi kendine bu ayeti, bu kelimenin anlamını değiştiriyorsun. Peygamberimiz arkadan geliyor. Bazılarını görüyor, diyor ki veylün lil akabi minennar. Bu topukların ateşten çekeceği var. Şimdi bunun için diyorlar ki ayaklarını meshettiler, topukları kuru kaldı. Ya ayağını mesheden kişinin topuğu zaten kuru olur. Meshettiği yer de kuru olur, orası sıcak bir yer. Hemen kurur zaten. Buradaki işin esası şudur. Araplarda bir özellik var, çok affedersiniz. İdrarlarını topuklarına yaparlar. Öyle bir alışkanlıkları var. Peygamberimiz de bunu yasaklıyor, çünkü pis namaz kılacaksın. Bunun başka bir izahı yok. Mutlaka onlar da bunu yapmıştır ve Peygamberimiz bundan dolayı onları uyarmıştır. Yoksa ayaklarını mesheden kişinin topuğu kuru kalmış. Sizin dediğiniz gibi ince bir mesih de yapsa zaten anında kurur o sıcak havada. Dolayısıyla ha, Peygamberimiz ayaklarını yıkamamış mı? Yıkamış. Tabii niye yıkamasın? Yıkama mesi de içerir. Dolayısıyla eğer ayağı meshedilemiyorsa mestin üzerine hiçbir zaman mesih de yapılamaz. Dolayısıyla bu tamamen siyasete kurban gitmiş olan bir meseledir. Şia ile Ehl-i Sünnet arasındaki sürtüşmede şey yapılmış, siyasete kurban gitmiş olan bir meseledir. Efendim şeyde, bizim Türkiye'de bir şey vardır. İşte çorabı mesh edeceksin ama çorap ayakta duracak. Doğru, ayakta duracak. Çorap başka nerede durur ki? Dolapta duran şu çorabı elbette ki mesh veremezsin. Ayağında duran çoraba verirsin. Şimdi bazıları diyor ki işte şöyle koydun mu bu bardak nasıl duruyorsa öyle duracak. Ona kimse çorap demez. Öyle bir çizme de yok zaten. O da Arapçasında çorabın ayak kişinin ayağında durması diye bir ifade var. O yazarın kendi şeyi, yani bir görüşü. Ama bu da haklı bir görüş. Şimdi ayağını çorabı giydin, gidiyorsun çorap arkadan güle güle diyor. Hemen ayağından çıkıyor. Öyle bir çorap giyilmez ki. Ondan dolayı söylüyor. Yani ayağında durması, kişinin ayağında durması manasındadır. Evet. Dolayısıyla hiçbir endişeniz olmadan hemen abdesti mi giyeceksin? Abdesti giyilmelidir diyenlerin bir tane, bir tek zayıf bir rivayetleri var. Yani o da şart değil.